Evet sayın seyirciler, Nusret Durur'la Bölgenin Sesi bütün Türkiye'de olmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Artvin. Çok değerli bir konuğumuz var. Artvin AK Parti Milletvekili Bakanımız Faruk Çelik Bey canlı yayın konuğumuz. Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım, şu an Artvin'deyiz. Gecenin ilerleyen saatlerinde. Böyle aslında doğanın içerisinde arkamızda görünüyor işte çam ağaçları, yeşillik bir alan. Evet. Ve şu an memleketindesiniz, Artvin'desiniz. İsterseniz hem bunu konuşalım Sayın Bakanım, hem de 2,5 ay oldu yerel seçimlerini bir konuşalım. Buyurun Sayın Bakanım. Efendim öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı'nı da bütün Artvinli hemşehrilerimize ve bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza kutluyorum. Nice bayramlar temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi 31 Mart seçimlerini geride bıraktık. 31 Mart seçimleri aslında genel seçimlerden sonra bir an önce de yapmayı istediğimiz ve seçimsiz yıllar çerçevesinde ülkeye hizmet noktasında yola koyulmamız açısından önemli bir tarihti. Ve 31 Mart yerel seçimlerine girdik ve 31 Mart seçimlerinden Artvin boyutuyla bakacak olursak tabii ki bir önceki seçime göre daha artı pozisyonda girdik. Yani bizim iki belediyemiz vardı. Yusufeli ve Murgul belediyeleri. Bu belediyeleri kaybettik ama buna karşılık Şavşat, Ardanuş ve Arhavi gibi son derece 3 tane önemli ilçeyi aldık. Oy oranımızda kısmi bir artış söz konusu. Bu yönlerle bakarsanız böyle ama bizim Artvin'de beklentilerimiz çok daha farklıydı. Zor bir dönem, onun farkındaydık ama Artvinliler birçok açıdan hizmete susamış bir noktada idiler. Bu baraj inşaatlarının getirmiş olduğu bir yılgınlık, baraj inşaatlarının getirmiş olduğu süreçler var. Şimdi barajlar bitti. Barajlardan sonra vatandaşa dönük hizmetlerin yapılma dönemiydi. Biz geçtiğimiz bu bir yıl içerisinde diyelim, Artvin'de yapılması gereken, planlanması gereken işleri planladığımızı ilçe ilçe söyleyebilirim. Arhavi'den Şavşat'a, Yusufeli'ne kadar bütün ilçelerde ne yapılması gerekiyor ve hangi takvim çerçevesinde yapılması gerekiyor, bunları belirlemiş ve bunların üzerinde sağlıklı bir şekilde çalışmamızı yapmış idik. Gerçekten çok önemli sorunlar ve çözüm bekleyen konular vardı ve vatandaşlarımızla genel ilke olarak şunu paylaştım ben. Dedim siz desteğinizi verin, bu hizmetleri biz AK Parti olarak gerçekleştiririz dedim. Bunu muhalefet istismar konusu yaptı ama bizim amacımız particilik değildi. Siyasi güç önemlidir. Normal dönemlerde tabii ki ülke kaynaklarının, imkanlarının hangi kuruma ne şekilde aktarılacağı bellidir. Yani belediyeler merkezi bütçeden ne alacaklar, bu bellidir. Kendi gelirleri nedir, onlar bellidir. Bu çerçevede onlar bu hizmetleri sunacaklar ama Artvin'in ve ilçelerimizin sorunlarını bu kaynaklarla çözmek çok zordur. Çünkü adeta mümkün değildir. Onun için ilave gayrete ihtiyaç var, ilave çalışmaya ihtiyaç var idi. Ben kendimi bu anlamda Artvin için önemli bir aktör olarak görüyor idim. Ama vatandaşlarımız ancak 3 ilçe boyutuyla bu önemli görevi bize, bu önemli süreci bu şekilde değerlendirdi. Onların görüşlerine saygımız var. Vatandaşın tercihine söylenecek bir şeyimiz olamaz. Bütün ilçelere tabii ki hizmetlerimizi sunacağız. Yapılacak olan hizmetlerin tabii ki rutin boyutlarının hepsini takip edeceğiz, gerçekleştireceğiz. Ama bir de vatandaşın karşısına çıkıp söz verdiğimiz hususlar var. Yani dedik ki
sizin büyük desteğinizle biz şu şu hizmetleri getireceğiz diye vaatlerimiz oldu. Bunu bize sorumluluk olarak yükleyen vatandaşlarımıza karşı da rutin görevlerimizin ötesinde bir sorumlulukta biz üstlenmiş olduk. Evet. Mesela Arhavi'ye dedik ki size sahilde bir plaj yapacağız dedik. Sözünü verdik. O sözü şimdi başlatıyoruz. Arhavi'ye bir plaj yapacağız. Arhavi'ye dedik ki sizin içme suyunuz maalesef kirli. Çamur akıyor bazı dönemlerde. Biz size içme suyunu getireceğiz. Gittik İller Bankası'ndan çelik boruları aldık. Şimdi boruların döşenmesi başlıyor. Arhavi'ye dedik ki size doğal gazı bu sene getireceğiz dedik. İnşallah bu sene doğal gazla Arhavi'yi buluşturuyoruz. Yine Arhavi'ye dedik ki size organize sanayi bölgenizi acele kamulaştırma bünyesinde kamulaştırıp bir an önce Arhavi'de organize sanayi bölgesinin kurulması gerekiyor diye söyledik. Sanayi Bakanlığı'ndan imzadan çıkardık. Şimdi Tarım Bakanlığı'ndan imzadan çıkıp Cumhurbaşkanlığı'na göndereceğiz ve inşallah Arhavi'ye verdiğimiz sözleri çok kısa, 1-2 sene içerisinde yerine getirmenin mutluluğunu yaşayacağımızı bugün de görüyoruz yaptıklarımızla. Aynı şekilde Ardanuç ilçemize ilave sözlerimiz vardı. Hızlı bir şekilde sizi doğalgazda buluşturacağız dedim. Meydanlarda söyledim, her yerde söyledim. Sağ olsun bize güvendiler, itimat ettiler. Şu anda doğalgazla ilgili Ardanuç ilçemizi kapsam dahiline aldık. EPDK'dan gerekli çalışmalar bu bayram sonrası bitiyor. Ve ilgili firma gelip Ardanuç'ta belediyenin vermiş olacağı yere depo tesislerini yapıyor ve Ardanuş'a hızlı bir şekilde doğalgazı buluşturacağız. Ardanuş ve Arhavi'de doğalgaz çok önemli çünkü her iki ilçenin de gerçekten kış şartlarında hava sirkülasyonu az mıdır nedir bilemiyorum. Belki Ardanuş'ta bu daha çok yoğun bir hava kirliliği var. Bu sene bunları yaşatmama konusunda kararlıyız ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine Ardanuç ilçemizde şehrin girişiyle ilgili sözümüz vardı. Karayolları şu anda projeyi tamamlıyor. 3 köprü yenilenecek ve giriş çok modern bir giriş olacak. İnşallah bugün ben Ardanuç'taydım. Ardanuç'un Ardahan'a bağlayan yolu üzerine incelemeler yaptık. Orada hızlı bir şekilde önümüzdeki yıl için düzeltilmesi gereken gerek bariyer açısından gerekse yolların genişlemesi açısından yapmamız gerekenler var. İnşallah önümüzdeki yıl o yolu çok sağlıklı bir yol haline getireceğimizi buradan ifade ediyorum. Peyzaj çalışmaları var. Bugün yaptığımız görüşmelerle tam Ardahan'ın ortasından geçen derenin DSİ'ye ait olan bölümlerin DSİ'yi hemen hızlı yapacak. Üst tarafta bisiklet yolları, yaya yolları gibi yollarla ilgili bugün altyapı malzemesiyle ilgili çalışmalarımızı yaptık. İnşallah onlar da kısa süre içerisinde yerini alacak. Şavşat ilçemizde de biliyorsunuz doğalgazı daha önce hükümet olarak getirmiş idik. Şavşat'ın içi toz toprak maalesef çok kötü. Kendilerine bayramdan önce asfalta başlayacağımızı söyledik. Şu anda Şavşat asfaltı başladı. İnşallah bayramdan sonra Şavşat'ın içi hızlı bir şekilde asfaltını tamamlamış olacağız. Ayrıca köy yollarıyla ilgili bu yıla Şavşat'ı Arhavi'yi bırakmıştık. Hemen ilk etapta inşallah yine özel sektörden temin ettiğimiz ve edeceğimiz bitüm asfalt malzemeleriyle Şavşat'ın öncelikli 20-30 kilometrelik köy yollarını asfaltlayacağız. Arhavi'nin yollarını asfaltlayacağız. DOKAP çerçevesinde aldığımız önemli kaynaklar var. İlk kez 100 milyon lirayı aşan bir kaynağı DOKAP bünyesinde aldık. Bütün Artvin'in köylerine olduğu gibi özellikle Arhavi'nin dağ yöresinden Yusufeli'nin köyleriyle buluşması noktasındaki kaynağını da bu önümüzdeki ayda ihale edip o dağ yayla yollarının yapımına başlayacağız. Bunlar bizim ilçelerde vaat ettiğimiz, yani özellikle kazandığımız ilçelerde rutin görevlerimizin ötesinde ilave kaynaklarla ilgili yaptığımız çalışmaların
ifadeleri olarak kabul edilmesini istirhamıyorum. Bu sözleri verdim vatandaşlara. Diğer ilçelerimizle ilgili ise var olan sorunlar var. O sorunların yol, altyapı ve benzeri sorunlarla ilgili mevcut kaynaklara ilave yapabileceğimiz imkanları da zorlayarak oralardaki taleplere de cevap vereceğimizi aracınızla ifade ediyorum. Hasılı Artvin yereliyle, geneliyle imkanlarını buluşturup geleceğe daha sağlıklı bir şekilde yürümesi konusunda elden ne geliyorsa o çalışmaları dün yaptık, bugün de yapacağız. Bildiğiniz gibi seçimlerden önce 162 kilometre köylerimize sıcak asfalt yaptık. Bu Artvin'in tarihinde görülmemiş bir hadiseydi. Ama biz bunları çok da böyle reklam için filan da yapmadık. Yani bunları reklam malzemesi yapmadık. Ama vatandaşlarımız takdiri bütün bu hizmetlere rağmen bu şekilde yaptılar. Biz vatandaşlarımıza layık olma konusunda çalışmamızı sürdüreceğiz. Şimdi Sayın Bakanım, özellikle şunu sormak istiyorum. Yani o basın mensubu olarak biz de sizi takip ettik. Yani bu kadar köye asfalt yolu yapıldı. Belki çoğusuna hiç yani eski kazma kürekle yapılan yol